Evet dostlar, hepinizi Derin Tarih programımızın yeni bir bölümünden daha muhabbetle selamlıyorum. Bir Ramazan akşamında inşallah iftarlarımızı yaptık, teravihlerimizi kıldık veya herhalde şu anda devam edenleri bitirmek üzereler. Bu saatten sonra da inşallah günün feyzine, bereketine uygun olan bir gündemle sizinle birlikte olacağız. Ülkemizin son dostlar, belki 30-40 yıllık evresinin en temel problemi terör sorunu oldu. Terör, bir takım küresel emperyal güçlerin bu ülkeyi bölmek, parçalamak, bütün bir Orta Doğu'da kendilerine, kendi menfaat ve çıkarlarına uygun bir şekilde yeni bir düzenleme yapmak adına besledikleri, örgütledikleri, finanse ettikleri bir yapılanma olarak karşımıza çıktı. Ve bu terör örgütlenmeleri ne yazık ki ülkemizi maddi ve manevi büyük zararlara, büyük bedeller ödemeye zorladı. İnsanımız kanından, canından, maddi varlığından, belki gelişmesine, büyümesine ülkemizin katkıda bulunacak imkanlarımızdan feragat etmemize, bedel ödememize gerekçe oluşturdu. Dolayısıyla bir seçim dönemine girerken de görüyoruz ki bütün bu örgütlenmeler adeta seçim evrelerini kendi ve çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştıklarını, bu konuda bir takım girişimlerde bulunduklarına tanık oluyoruz. İşte bundan dolayı vatandaşımızı uyanık bir diri olmaya, ülkemizin bekasını, selametini, geleceğe olan yürüyüşünü, emniyet ve güvenliğini sağlamak adına onların bu tip beklentilerini hayali sükuta uğratmak, onları hayal kırıklığına uğratmak adına bir fırsat olarak kullanmayı önceliyoruz. Bu yüzden de bu konulara özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bakın, ülkemizde biliyoruz ki bu terör örgütlenmeleri dostlar, insanımıza dediğimiz gibi pek çok bedeller ödetti. Ama şu da bir gerçek. En büyük bedeli, en ağır bedeli doğudaki yaşayan vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz ödedi. Onlar üzerinden siyaset yapmaya çalışan, onlar üzerinden kotardıkları bir takım kavram ve değerler üzerinden bu ülkeyi parçalamaya çalışan, bu anlamda emperyal yapılara çanakçılık yapan, onlara askerlik yapan güç odakları güya onların menfaat ve çıkarlarını sağlamak, oradaki etnik unsurların değerlerini, kültürel birikimlerini desteklemek adına o vasıfla, o maskeyle bu bölgede aslında o emperyal güçlerin çıkar ve menfaatlerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirdiler. Ve bunun bedeli de dediğimiz gibi millet çapımız ödedik ama en çok da doğudaki vatandaşımız ödedi. Fakat şu da bir gerçek. Terörle yıllarca mücadele eden ülkemiz insanı ve devletimiz bu konuda o kadar büyük tecrübe kazandı ki sonuçta özellikle son 20 yılda bu konuda büyük bir başarı, büyük bir mesafe kat etti. Tabiri caizse artık bırakın ülkemizde karakol basmak, şehirlerde operasyonlar düzenlemek, eylemler yapmak, kan dökmek, işte ne bileyim askerlerimizi, karakollarımızı sabote etmek gibi eylemler artık kendi bulundukları mevzilerinde, Suriye ve Kuzey Irak'taki sığındıkları mağaralarda sığınaklarından dahi burnunu çıkaramaz hale geldiler. Devletimiz bu imkan ve ortamdan da yararlanarak doğuda özellikle yıllarca mağdur edilmiş olan vatandaşlarımızı yeniden devlet hizmetiyle tanıştırmak adına büyük bir hamle başlattı. Ve dolayısıyla oraların toparlanması, devletiyle barışması, güvenli ve emniyetli bir ortam ve iklimi tesis etmek adına büyük bir girişimde bulundu. Bu nedenle özellikle doğuda çok ağır bedeller ödemiş ve bugünün selamet ve güvenlik ortamına kavuşmuş olan vatandaşlarımızın özellikle bazı şeylere dikkat etmelerini isteyeceğim. Çünkü yeni yetişen gençler bunları bilmiyorlar. Onlar da unuttular. Terör örgütleri de onların bilmediği bu gerçekler üzerinden istifade ederek onları provoke ediyorlar. Kışkırtıyorlar ve kendilerini yeniden güç devşirmeye, bölgede taban bulmaya çalışıyorlar. O yüzden söylüyoruz ki, bir, değerli vatandaşlarımız, lütfen şunu unutmayın, kardeşlerimiz, artık evlatlarınızın dağa çıkmasını istemiyorsanız, dağda, daha yetişme çağında, bu ülkede kendisine maddi manevi imkanlar sağlamak, güzel bir gelecek hazırlamak, eğitim almak yerine, dağda terör örgütüne, eşkıya örgütlerine, teşne olmak, onlara askerlik yapmakla sorumlu tutulmasını istemiyorsanız
tercihlerimizi buna göre yapmalıyız. Terör örgütünü hayal kırıklığına uğratmalıyız. Evlatlarımızın kanı canı üzerinden operasyonlar düzenlemesine, kendisini gerçekleştirmesine fırsat vermemeliyiz. Evlatlarımızı parti merkezlerine ikna ederek daha çıkarmalarına, kaçırmalarına fırsat vermemeliyiz. Devam ediyoruz. İşte yine evlatlarımıza aynen bu şekilde onları koynuna alarak böyle paşalar gibi poz vermelerine fırsat vermemeliyiz. Unutmayın, sizin evlatlarınız dağda ağır bedeller öderken, onlara askerlik yaparken, onların evlatları dostlar Avrupa'da, Güneydoğu Asya'da tatil merkezlerinde gününü gün ediyorlar. Onlar Oxford'da, Cambridge'de, Yale'de eğitim alıp kendilerine parlak bir gelecek, güya kendilerince kurulacak devlette kendilerine pozisyon bulmak adına eğitim alıyorlar. Bu anlamda fırsatı değerlendiriyorlar. Siz hiç bu anlamda örgüt liderlerinin evlatlarının orada can verdiğini, bedel ödediğine tanık oldunuz mu? Dolayısıyla buna bir kere daha fırsat vermememiz gerekiyor. Devam edelim. Bakın, görüyorsunuz. Bu görüntü ne biliyor musunuz? İstanbul'da, büyük merkezlerde doğudan gelen vatandaşlarımızın iş yerlerde baskın yapıyor, oralardan haraç toplayan kişilerin ihbar üzerine tevkif edildiği anı gösteriyor. Artık dükkanlarımızın basılmasına, terör örgütüne haraç ödemek istemiyorsak, artık onlara kendi kazancımızdan, helal rızkımızdan pay ayırmak istemiyorsak, tercihlerimize dikkat etmeliyiz. Devam edelim. Bakın, bu görüntü nereden? Yine PKK'nın arşivinden çıkmış bir görüntü bakın. Haraç ödemeyi reddetmiş olan esnaf vatandaşları götürmüşler, kendi merkezlerinde bu şekilde işkence yapıyorlar, eziyet yapıyorlar. Onlara diyorlar ki siz bize nasıl haraç vermezsiniz? Siz bunun için bize borçlusunuz, bunu yapmak zorundasınız anlamında işkence yapıyorlar. Artık bu görüntüleri yaşamak istemiyorsanız, bu devletin emniyet güçlerinin sağladığı güvenlik ortamında kendi rızkınızı helalinden aramak ve ailenizi, geçiminizi, geleceğinizi düzenlemek istiyorsanız bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Artık bu görüntüleri yapma cesaretini onlara tanımamamız gerekiyor. Bu anlamda sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Devam edelim. Bakın, eğer kapınıza dayanıp her hafta dükkanlarınızı kapatıyorsunuz, protesto yapıyoruz, kepenklerinizi indireceksiniz diyerek dükkanlarınızda iş yapmanızı, rızkınızı kazanmanızı ve bu anlamda çalışma iş yerlerinizi gün boyu açık tutup hizmet sunmanızı engellenmesini istemiyorsanız, yeniden kepek indirme operasyonlarına maruz kalmak istemiyorsanız, 14 Mayıs'ta sandığa giderken bunları hafızamızı tazelemek, bir kere daha onlara bu fırsatı vermememiz gerekiyor bakın. Artık bunu yapamıyorlar. Hiçbirisi sizin kapınıza gelip de kepenklerinizi indireceksiniz, protesto yapıyoruz, yarın dükkanlarınızı açmayacaksınız diyebiliyor mu? Hayır, artık diyemiyorlar. Neden artık bir daha o günlere dönelim? Neden bir daha onlara o cesareti, o imkanı, o fırsatı tanıyalım? Dolayısıyla hepimiz uyanık ve bilinçli olmalıyız. Ve gençlerimize, yeni yetişen bölge gençlerimize bu hakikatleri de doğru bir şekilde anlatmayı başarmamız gerekiyor. Devam edelim. Bakın, devlet o dönemde doğuya, doğudaki illerimize, yerleşim birimlerimize her hizmet götürmeye çalıştığında ne yapıyorlardı? İş makinelerini yakıyorlar ve oraya hizmet gelmesini engellemeye çalışıyorlardı. Kendileri hiçbir hizmet vermedikleri gibi kazandıkları belediyeler de devletin de hizmet götürmesine izin vermiyorlardı. O yüzden de oradaki vatandaşlarımız yıllarca hizmetten mahrum, az gelişmiş şartlarda, imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kaldılar. Neden engelliyorlardı? Çünkü oraya gelen her hizmet bu ülkenin devletiyle oradaki halkın gönül ve duygu bağının oluşması, kardeşlik şuurunun, vatandaşlık bilincinin oluşmasına neden olacaktı. Bunu bildikleri için her hizmeti sabote etmek için ellerine gelen her şeyi yaptılar. İşte bir daha o günlere dönmemek adına devletimizin oradaki o vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standartlarını sağlayabilmek, hizmet kalitesini götürebilmesi adına oradaki vatandaşlarımız bir daha o günlere dönmemek adına üzerine düşen sorumluluğu bir kere daha düşünmek ve örgütlere bu şansı, bu fırsatı bir kere daha tanımamaları gerekiyor. Evet, bu görüntüler bir dönem için bizim gözlerimize ne kadar aşinaydı değil mi? Tarumar olmuş evlerimiz, taranmış yuvalarımız, yıkılmış kapılarımız, pencerelerimiz, hele ki o hendek kazdıkları, sokakları bariyerlerle ördükleri ve işgal ettikleri, çözüm süreci denilen süreçlerini istifade ederek şehirlerimizi bir bir işgal etmeye çalıştıkları dönemde yaşananları hatırlayın.
Oradaki mücadelelerde bir sürü sivil, masum insanımız da belki hayatını kaybetti. Şehirlerimiz perişan oldu. Evlerimiz tarumar oldu. Bütün evlerimizi kendilerine mevzi, cephe olarak kullandılar. Evlerin duvarlarını yıkarak birbirine bağlayan tüneller açtılar. Aile mahremiyetimiz, yaşamımız hiç oldu. Ama devlet ne yaptı? Onları temizledikten sonra bütün bir yapıları, yıkılanları yeniden tamir etti, tadil etti, bölgeyi imar etti. Bir daha o günlerin yaşanmaması adına elinden gelen her türlü tedbir aldı, onları temizledi ve çıkardı. Dolayısıyla yeniden bu görüntülerin yaşanmaması, özel hayatımızın, şehir hayatımızın böylesine tarumar edilmemesi adına uyanık ve bilinçli olmak, terör örgütüne, yaşadığımız şehirleri bu hale dönüştürmemesi adına onlara fırsat ve cesaret vermemek adına sorumlu, bilinçli vatandaş olarak tavrımızı ve duruşumuzu göstermek zorundayız. Evet, devam ediyoruz. Yine aynen bu görüntüler, gördüğünüz gibi şehirlerimiz, evlerimiz bu şekildeydi. Bugün hem bu ülkede meşru siyasetin bir parçası olduğunu iddia edeceksiniz. Bu ülkeye demokrasi, özgürlük getirmeyi vaat ettiğinizi ifade edip iddia edeceksiniz. Bir taraftan da aynen böyle futbol takımının sporcuları gibi dağda terör örgütleriyle boy boy fotoğraflar çekilip basına servis edeceksiniz. Size soruyorum, oradaki bu duruşu gösterenlerin, bu ülkeye silah döndürmüş, emperyal güçlere askerlik yapan, ona lejyonerlik askerlik yapmayı kendisine vazife edinmiş olan bu örgütlerle boy boy fotoğraf çektirenlerin size, bölgeye, bu ülkeye nasıl bir özgürlük getireceğini düşünebilirsiniz? Nasıl bir hizmet getirebilirler size soruyorum. Bugüne kadar bedel ödemekten ve size bedel ödettirmekten başka hiçbir faydası olmayan bir insanlar bundan sonra ne getirecekler sana size soruyorum. Bulundukları bölgelere neler getirdiler size soruyorum. Kuzey Irak'ta, Suriye'de insanların yaşadıkları ortada. Dolayısıyla bir kere daha bu örgütlere fırsat vermemek, onların bu iddialarını ciddiye almamak ve güven konusunda devletimize tam bir itimat besleyip arkasına durmak zorundayız. Aksi takdirde eğer bir kere daha pençelerini geçirirlerse bugüne kadar gösterdikleri, verdikleri zayiattan çok daha fazlasını vermekten imtina etmeyeceklerini, hatta belki son zamanları yaşanan barış ortamının ve ikliminden dolayı sizi sorumlu tutarak size bedel ödettirmekten, size ceza kesmekten imtina etmeyeceklerini çok rahat tahmin edebilirsiniz. Görüyorsunuz, şehirlerimiz o çözüm sürecinde aynen bu şekilde her bir evimiz, her bir mahalle sokağımız tek tek mevziye, cepheye dönüştürüldü. Bir işgal hareketi yürütüldü. Devletimiz bu işgali engellemek adına gerekli darbeyi yapmak, gerekli çözümü üretmek ve gücü ortaya, kendi otoritesini ortaya koymak zorunda kaldı. Dolayısıyla onların barış dedikleri, demokrasi dedikleri, özgürlük dedikleri şey, emin olun onların silahındaki namludan, mermiden ve ateş saçmaktan, ölüm ve kan akıtmaktan başka bir şey değildir. Onların özgürlükten ve barıştan anladıkları tek şey budur. Onlar ancak gücü gördükleri yerde diz çöker, ancak gücü gördükleri yerde itaati ve doğruluğu ancak öyle ezberler ve öğrenirler. Dolayısıyla devletimiz bu otoriteyi oluşturdu. Bölge huzur ve güveni getirdiği şu süreçte hepimizin daha uyanık, daha güçlü ve devletimizde örgütlü bir birliktelik oluşturması kaçınılmaz. Evet, bakın neler yaşıyorduk gördün. Hatırlayın bunları. Bir seferinde yüpegündüz bir saatte 15 tane bir karakol baskınında yaşanan 15 şehit verdiğimiz bir baskın. Bunun vicdan azabını, bunun ilahi muhakemede Allah huzurunda hesabını kim verebilir? Böyle bir vebali üstlenmek ister misiniz? Böyle bir kan akıtmanın, böyle bu ülkenin evlatlarının kanını akıtmanın vebali diye onlarla beraber ortak olabilir misiniz? Onlarla beraber haşr olabilmek, hesap verebilmek ve onlarla beraber ahiret dünyasının bedelini aynı ortam ve mekanlarda çekmeyi kabullenebilmek her inançlı bir vatandaşımız mümkün mü? Bunu vicdanına sindirebilir mi? Size soruyorum. Dolayısıyla dostlar, kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifini unutmayın. Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının bir kere daha anne babalarının kanının, gözyaşını akıtılmasına fırsat vermeyin. Onlarla bu konuda ortaklık etmeyin. Ve her seferinde sizi sandığa çağırdıklarında seçimlerinizi onları hayali sükuta uğratmak adına üzerine düşen sorumluluğu taşıyarak gereğini yapmaktan imtina etmeyin. Gereğini ortaya koyun dostlar.
sorumluluklarınızı yerine getirin. Sizi tehdit edebilirler. Tehditlere asla pabuç bırakmayın. Bu ülkeyi 40 yıldır tehdit ediyorlar. Ama geldikleri nokta bugün mağaralardan burnunu bile çıkarmayacakları bir hale dönüştü. Şunu unutmayın, onların dertleri siz değilsiniz. Kürt vatandaşlarımız asla hiçbir zaman olmadı. Bu gördüğünüz harita nedir biliyor musunuz? Ermenistan anayasasında tanımlanmış olan Ermeni ülkesinin sınırları. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da lütfen okuyun, bir ilgilenin. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında 1900'lü yıllarda İngiliz emperyalizmi, Avrupa Haçlı ülkeleri Ermenileri desteklediler. Bugün onların Kürdistan diye tanımlamaya çalıştıkları coğrafya o günün Ermenistan'ıydı. Dolayısıyla dostlar, Ermeniler gibi bölgenin sakin olduklarına inandıkları ve onlara vatan olarak tahsis etmeye çalıştıkları bu coğrafyayı size, hele ki bu bölgenin yerleşik halkına mümkün mü bir bağımsız ülke kurmalarına izin verecekler? Kime verdiler bugün? Bu bölgeden hangi millete hayır duaları dokundu da Kürt vatandaşlarımıza dokunacak? İşte İslam coğrafyasını 40 parçaya ayırdılar. Bir sürü Arap ülkesi oluşturdular. Hangileri selaha, hangisi selamete, huzura, güvenliğe ulaştı da size bu anlamda bir nimet bahşedecekler. Sakın onların bu yalanlarına, hilelerine aldanmayalım. Onların yapmak istedikleri şey bölgede sadece büyük İsrail'i inşa etmekten başka bir şey değildir. O günde Ermenileri silahlandırdılar, onlara maddi manevi yardım yaptılar ve sonunda ne oldu? Bölgede kan akıttılar, göz yakışı akıttılar. En çok kanı da Kürt vatandaşlarımız akıttılar. Unuttunuz mu? Van'da taş taş üstüne kalmamıştı. Oradaki yapılan işkenceler, vahşi ölümleri unutmayın. Onları da hafızalarınızda tazeleyin, gençlerimize de anlatalım. Lütfen bu bağlamda, nasıl ki Çanakkale'de, nasıl ki dostlar Malazgirt Savaşı'nda inananlar olarak, bu ülkenin inanç nüfusu olarak omuz omuza savaş verdik, bu ülkenin bekası ve selameti adına bir özveri fedakarlık ortaya koymuşsak, küresel emperyalizmin bölgeyi tanzim etmeye çalıştığı süreçte de yine aynı o dönemde olduğu gibi omuz omuza verelim. Onları hayal kırıklığına uğratalım ve ondan sonra gelin, mutlu ve gelecek vadeden bir ülkeyi bütün ümmeti Muhammed ve Müslümanlar adına hep birlikte inşa edelim. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıklı dostlar. Zamanı gelince gereğini yapacağınızdan hiçbir endişem ve kaygım yoktur.